Şimdi tasarımda kullanabileceğimiz monitör öneriniz var mıdır? Birçok video görüyorum. Örneğin Rhino gibi, Catmatic gibi program kullanan tasarımcılara öneriniz, monitör öneriniz ne olur? Ee, 10K kadar bütçe düşünebiliriz. 20K'ya kadar çıkabiliriz gibi yazarsanız sevinirim demiş. Tabii ki o kadar detaylı bir çalışma yapıp yap yazmadım. Ee, diğer ustalar sıfır program tasarım ne tür bilgisayar kullanması, masa üstümü, yoksa da mu gibi vesaire. Tamam. Monitör tarafını konuşalım. Arkadaşlar şimdi Analiz programları ve tasarım programları ne tür bilgisayar kullanılması Yine sizin özelinize göre değişir yani bunu 50 kere aynı şeyleri tekrar etmeyeyim Sizin evinizde Kasa Tutacak yeriniz yoktur Mobilite sizin için önemlidir yani Aslında basit cevap Hem kasa hem laptop arkadaşlar Hepsini alın gerçekten hepsi işe yarıyor yani Ağır işlerinizi kasanıza yükler Hafif işlerinizi gider kahve içerken bir yerlerde yaparsınız bunun işte tartmasını da siz yapacaksınız. Ee, şey tarafına gelelim. Monitör tarafında gerçekten faydalı olabilecek söyleyeceğim bazı şeyler var. Arkadaşlar şimdi monitörde e, tasarım monitörü vesaire işte renk doğruluğu çok yüksek olan renk uzayının işte sRGB'nin, Adobe RGB'nin bilmem nenin %99 %99.999'unu kapsayan monitörler vesaire var Doğru. Renk kalibrasyonu düzgün yapılmış, renkleri doğru gösteren monitörler var. Çok doğru. Tasarımcı olarak bunlarla çalışsak fena fena olmaz gibi. Ee, ben teşekkür ederim Çetin Bey. Evet yani ve açıkçası bakın gerçekten beni üzmüyordu bu. Hani ki biraz daha pahalı mı satsam demiyorum açıkçası. Hani birbirimize gerçekten fayda sağlayabileceğimiz bir alan orası ama işte Türkiye'de biraz o çok da iyi işlemiyor açıkçası. Ee, monitörlere dönelim. Şimdi işte Arkadaşlar yine şunu unutmayın. Sizin yaptığınız iş hangi medyada yaşayacak? Hangi medyada nereye ne iş yapıyorsunuz? Monitörünüz renk kalibrasyonu süper tamam. Siz yaptığınız renkleri düzgün bir şekilde. Sonra gönderdiğiniz müşteriye işi cep telefonunda bakıyor. Veyahut da internet sitesinde kullanıyor. Herkes kendi monitöründe bakıyor. Veyahut da bir yerden baskı alıyor baskı alan adamın printer markası acaba ne? Kaç yıldır kullanılıyor? Yani siz kalibre monitörde çalıştınız. Siz tasarımcı monitöründe çalıştınız diye yaptığınız işler dışarıda hmm, bak bu iş kalibre monitörde çalışılmış denmez. Çok üst seviye iş yapan benden daha bu konularda kültürlü ve daha premium seviyelerdeki arkadaşlar bu söylediğimi itirazları varsa paylaşabilirler. Ama arkadaşlar Hani biraz şey gibi bu. Çetin Bey şey yapalım. Yeni sorularınıza birazdan bakayım. Biraz şöyle arkadaşlar sizin anlattığınız karşıdaki ne kadar anlıyorsa o kadar kıymetli ya. Biraz bu bunun gibi renk kalibrasyonu olan monitörü. Mesela benim Apple monitör, bilgisayar Apple monitör kullanmanın ekmeğini yediğim tek nokta müşteriye şey diyordum, diyorduk. Ya zaten Apple'ın şu monitörünü kullanıyoruz. Renk doğruluğumuz çok yüksek. Ama dediğim gibi müşteri gidiyor baskıcıdan baskı alıyor. Yani burada önemli olan şey baskıcının aldığı çıktıyla sizin monitörde gördüğünüzün uyumunu sağlamak, tutarlılığını sağlamaktır. Böyle paylaşmış olayım. Şey değildir yani siz dünyanın en iyi monitörünü kullanıyorsunuz ama çalıştığınız müşterileriniz ee, 1995 model monitörlerde internetten insanlara gösteriyorsa renderlarınıza Sizin ne kadar kalibri bir şeyde Çalıştığınızın çok önemi olmaz Önemli olan renk skalasını Paylaşmak Ve herkesin cihazında o projede çalışan her ım, Cihazdaki renk görüntüsünün O renk skalasını tutmasındır yani hepsinde kırmızılar aynı görünsün Hepsinde maviler aynı görünsün ve o mavi istediğimiz mavi olsun gibi Yeah. <laughs>